Ümmet-i Muhammed'in maddi manevi dertlerine, maddi manevi hastalıklarına şifa olmasın. Amin. Maddi manevi borçlarına eda olmasın. Amin. Maddi manevi badmural olanların muradlarının haline vesile olması için hu diyelim. Hu. Anne babaya itaat etmemek, isyan etmek, onların hatırını saymamak. Anne baba bu manada üf dahi demeyecek. Anne babanın hatırını saymamak, anne babaya itiraz etmek, onlarla tartışmak, onlarla kavga etmek, onlara hakaret etmek, Allah muhafaza eylesin, deccal ahlakıdır. Bu Müslüman ahlakı değildir. Sufi ahlakı değildir. Bu şeytan o kiliseyi bu manada ifsad etmiştir, bozmuştur. Erkek çocuğunun babası ölünceye kadar babasına itaat etmesi farzdır. Kız çocuğunun evleninceye kadar babasına itaati farzdır. Kadınların kocalarına itaati farzdır. O yüzden Sufi kardeşler anne babalarına üf dahi demeyecekler. Velev ki annesi babası onun nefsinin hoşuna gitmeyecek bir şey söylese ve yapsa da. Eğer sizden haram işlemenizi isterlerse işlemeyin. Ama öbür türlü üf dahi demeye hakkımız yok. Tövbe etsin bu kardeşimiz. Bu kardeşimiz bu noktada kendine gelsin. Annesinin babasının duasını almayanın işi gücü rast gitmez. Annesinin babasının helalını almayanın işi gücü rast gitmez. Annenizi babanızı cahil cühela görmeyin. Gidin elini öpün, duasını alın, helalını alın, Allah işiniz gücünü denk getirsin. Açık bir bayanın veya başka bir kişinin sabah abdesti alarak telefondan kulaklık sayesinde hatim dinleyip hatim etmesi caiz olur mu? O Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş olur. Hatmetmek için okumak gerekir, takip etmek gerekir. İnşallah dinlerse de hatim sevabı alır. Ve açık bayanın abdest alarak dışarı çıkması, dışarıdaki mahremlerin onu gördüğü için abdestine bir zeval verir mi? Vermez. Abdesti bozan şeyler bellidir.
vücudundan bir şey çıkması lazım. Namazda kahkahayla gülmesi lazım. Gibi. Abdesti bozan şeyler kısaca. Böyle kısaca söylüyorum, ondan sonra diyorlar ki işte abdestin sünnetini de bilmiyorum, farzını da bilmiyorum. Efendim, sabah eşi işe giderken geçirme ve eve geldiğinde de yatan kadın bu gece ibadet için kalkıp eşini ihmal ederse ne yapmalıyım? Böylesi de var mı ya? Kadınlar sabah erkekler işe giderlerken onları işe geçirme mecburiyeti yok. Eve geldiklerinde onları karşılama mecburiyetleri yok. Ama bu manada gece için erkek gel dediğinde buna mecburlar. Kadın gece ibadet edeceği zaman erkeğinden izin alması lazım nafile ibadet için. Nafile oruç için erkeğinden izin alması gerek. Suriye, İran, Irak ile yaşanan bir yaşayabileceğimiz bir sıkıntıda bizim duruşumuz ne olmalıdır? Allah razı olsun demiş kardeş. Suriye, İran ve Irak veyahut da bu bölge ülkeleriyle bir savaşı tasvip edenlerden değiliz. Türkiye bundan uzak durabileceği kadar uzak durmalı. Bu tip savaş tamtamları çalanların savaş tamtamlarına kanmamalı. Provokeye gelmemeli. Şunu diyebilirsiniz, ya ülkemize adamlar bomba atıyorlar, uçağımızı düştürdüler, işte Irak'ta yol hani ne o, yol geçen anı gibi oldu, geliyorlar teröristler ülkemize, ne bileyim işte polisimize, askerimize, karakolumuza baskın yapıp gidiyorlar, evet yapıyorlar. Ülke topyekun kendi içerisindeki bu terörle uğraşmalı, sınırlarına dikkat etmeli. Bu manada teröristlere de, terörizme de bulaşacak olana, yani bu manada anarşi çıkarana idam cezasını çıkarıp eline silah alan, terör yapan herkesi idam etmeli. İdam cezasını yeniden geri getirecekler. İdam cezasını geri getirdikten sonra ne kadar askeri, polisi, sivili katleden varsa geriye dönük. Geriye dönük işlem yapıp APO dahil hepsini asacaklar. Kim askeri öldürmüş, askeri şehit etmiş, kim polisi şehit etmiş yakalayacaklar. Mahkemeye verecekler. Mahkemece kesinleşecek. Anında asacaklar. Hatta asma vazifesini o şehidin velisine verecekler. Zekati isterseniz gelin siz asın. Neyle öldürüldü? Kurşunla. Gelin siz de kurşunla öldürdü. Neyle öldürdü? Bomba patlattı. Gelin altına, kıçına dinamiti koyacağım, patlatacağım. Bu canice geliyor şimdi insanlar. Öyle değil mi? Bunu normalde söyleseniz dışarıda bütün herkes cani bu der.
caninin caniliğini görmezler insanlar da caniye hükmeden ceza veren hukuka cani derler. Haksız yere öldüreni siz de öldürün der Kur'an bize. Haksız yere öldüreni cani görmez de salaklar, embesiller, kas kafalılar. Haksız yere öldüreni, öldüreni haksız görür. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Senin 20 yaşındaki çocuğun terhisine 10 gün kalmış, 15 gün kalmış veya terhis olmuş, otobüse binmiş geliyor. Onu şehit etsinler yolda da sen ne yapacaksın o zaman sor. Dinin emri belli. Dişe diş, göze göz. Ne olacak ki? Adamları kandırıyorlar. Af çıkacak diyorlar. Nasıl olsa mecbur kalacak diyorlar. Yürüyün daha yürüyor millet. O ailenin bir tane çocuğu öldürürsün bakalım o ailesi. O çocuğunun birisini daha gönderecek. Bir tanesinin çocuğu sallansın, öldürülsün bakalım da ne olacak, o çocuğunu gönderecek mi? O yüzden o terörle mücadelede evet şu anda bazı şeyler doğru yapılıyor ama yeterli değil. Yeterli değil. Sınırlar daha iyi korunmalı. Sızmalar daha iyi tespit edilmeli. Ve sızmaların geldiği yerler açıklanmalı. Nereden bize sızma geliyorsa orayı da bombalarız demeli. Hangi ülke olursa olsun. Hangi ülke olursa olsun. Bu uluslararası hukukta hak. Hak olsa da olmasa da. Ama Suriye, İran, Irak'a açıkça bir savaş açılması uygun değil. Böyle demiş olsak dahi o bölgede savaş durmayacak. Bu da işin başka tarafı. Bazı kardeşlerin gördüğü hal ve rüyalar ayyuka çıkartılırken bazılarınınki ise hiç itibar görmeyip hatta o hayal görmüştür veya yalan söylüyordur denecek kadar küçümseniyor. Hatta üstad yorum bile yapmadı deniyor. Sizce bakış nasıl olmalı? Ayyuka çıkaranlar da hata yapıyorlar. Yalan söylüyor, hayal görmüştür diyenler de hata yapıyorlar. Üstad yordu, yormadı deyip onun yorup yormayışının üzerinden fikir yürütenler de hata yapıyorlar. Bazılarının rüyalarını ve hallerini ayyuka çıkaran kardeşler de hata yapıyorlar. Bunları söylememizin, anlattırmamızın birkaç sebebi var. Yol tasavvuf yolu. Bu yol delil ister. Salih rüyalar bu noktada delildir. İnsanların gördükleri salih haller delildir. Bu şahsa delil değildir, yola delildir. Eğer şahsa delil olmuş olsaydı, yani onu gören, onu anlatana delil olmuş olsaydı, farklı olurdu. Bizim anlattırmamızın sebebi yola delil olması içindir. Şahsın ayyuka çıkması farklı bir şeydir. Bir rüyanın, bir halin ayyuka çıkması farklı bir şeydir. Siz bir kardeş böyle bir rüya görmüş deyip o rüyayı ayyuka çıkarabilirsiniz.
Bizim kardeşlerimizden öyle kardeşler var ki zikrullah halakasında bunları görüyorlar deyip o rüyayı, o hali ayyuka çıkarabilirsiniz. Ama X kardeş şöyle rüya görmüş, X kardeş şöyle iyi, X kardeş böyle hal sahibi derseniz o zaman o kardeşe hançerliyorsunuz demektir. O yüzden kardeşlerin öne çıkması tasavvufen uygun değil ama kardeşlerin görmüş oldukları rüya, hal, keramet her neyse bunların ayyuka çıkması yola delil noktasındadır. Benim asıl anlatmak istediğim, anlattırmak istediğim şey budur. Yolun delilidir. Şahısların öne çıkması değil. Çünkü bir kimse bir meclise girdi, orada oturdu, ondan sonra kalktı gitti, hiç kimsenin haberi olmadı. Cennetlik birini görmek istiyorsanız ona bakın demiş. Şöhret afat getirir. Şöhretli sufiler afatı yanlarında taşırlar. O kimse afat tacı giymiştir. Şöhret var ise afat tacı başındadır onun. Edep tacı değil. Şöhretten uzaklaşmak sufinin vazifesidir. Ve bir kimse rüyasını, halini görmüş olduğu veya göreceği herhangi bir şeyi kendi şöhreti için anlatıyorsa bu çok hoş bir şey değildir. Hatta kendi rüyasını üstadını anlattıktan sonra bir başkasına bir kardeşin birisi şöyle rüya görmüş deyip anlatması edebe çok çok uygundur. Ama bana şöyle bir tecelliyat oldu, ben şöyle bir rüya gördüm demesi sufi için tehlikeli, zehirli bir ok gibidir. O oku sufi kendi kendisine vurmuş olur. Kendi kendisine intihar etmiş gibi olur. O yüzden bu yolda şahısların kendileri öne çıkmayacak, kendileri ayyuka çıkarılmaması gerekir. Bir kardeşinizi bu manada ayyuka çıkarırsanız o kardeşinize ihanet ediyorsunuz, o kardeşinize kötülük yapıyorsunuz. O yüzden bu manada o kardeşiniz ama o kardeşinizden bir iyilik gördüyseniz onun iyiliğini ayyuka çıkarın, iyiliğin hakim olması için. Onun herhangi bir kimsenin görmüş olduğu bir rüyayı, bir hali ayyuka çıkarın. Ama şahsın kendisini bu manevi hallerden dolayı ayyuka çıkarmak çok hoş bir şey değil, sufi adabı da değil. Bu manada rüyası ve hali ayyuka çıkarılmayan kardeşler Allah'a hamd etmeli. Veya kendisi şöhret sahibi değil ise ve kasıtlı bir şekilde şöhretten kendini uzak tutmaya gayret ediyorsa bu haline hamd etmeli. Şöhretsiz bir şekilde bu dünyadan göçüp gitmeyi arzu etmeli ve istemeli. İnsanlar kendi kendilerine şöhret ederlerse kendi kendilerine de batırırlar. Ama bir kimseye Allah şöhret ettiyse o kimse kendi kendini batırmadığı müddetçe Allah onu batırmaz. O yüzden şöhret istemeyiniz. Öne çıkmayı istemeyiniz. Önde olmayı istemeyiniz. Allah rızası için, Allah için yaşayınız. Allah için hizmet ediniz. Rüyanız da, haliniz de Allah için olmalı. Anlatmanız da Allah için olmalı. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Sufilerin adabından biri de yardımı Allah'tan almak ve Allah için terk edilecek şeyi terk etmek. Ahmet İbni Hudveri şöyle dedi. Kim Allah'tan alırsa izzet ile alır. Kim Allah için terk ederse izzet ile terk eder. Kim Allah'tan başkasından alırsa zillet ile alır. Kim Allah'tan başkası için terk ederse zillet ile terk eder. Sufilerin adabı her şeyini Allah'tan istemektir.
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'tan başka hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceğini bana sözler, ben de sana cenneti söz vereyim demiş. Sufiler bu manada bir şey alacaklar ise, bir şeye ihtiyaçları var ise Allah'a münacat ederler. Allah'a münacat ederekten işlerini görürler. Bu demek değildir ki sufi kendi alacağından vazgeçecek. İkili ilişkiler. Birisi alışveriş etmiş, birisinin borcu alacağı var. Onu istememek değildir bu. Bir kimse bir hizmet sunmuş birisine. Adnan önce adama halı satmış. Halının parasını isteyecek. Halının parasını istememek sufilik değil. Ama öbür türlü kendisiyle alakalı kendisinin bir ihtiyacı var, bunu istemeyecek kimseler. Bu manada kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseye şey eyyillah demeyecek. Bana Allah için bir şey ver demeyecek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Hazreti Ebu Zer Gıfari'ye der ki, bana söz ver. Söz verdim ya Resulallah. Üç sefer söz alın ondan. Ahit yapar. Ben o üç sözü ilmen yakin, aynen yakin, akkel yakin olarak görüyorum. Üçüncü sözden sonra der ki, ya Ebu Zer, hiç kimseden hiçbir şey istememeye bana söz ver. O da söz verdi ya Resulallah deyince, ona cenneti söz verir. O yüzden sufiler Allah'tan isterler bir şeyi. Bir şeyi terk ederlerken de Allah için terk ederler. Bir şeyi terk ederken Allah için terk edin. Bir şey isteyeceğinizde Allah'tan isteyin. Allah muratlarınıza nail olacak, verecek olan zat-ı şeriftir. Allah bizi onlardan eylesin. İnşallah. Haklarınızı helal edin. Fatiha'ma selam. Amin. Arkadaşlar ilan olan kardeşimiz varsa ilanını yapsın.